Merhaba arkadaşlar, trigonometri 2'nin ÖSYM tadında 6 testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda Mesut Öğretmen, merceği duvardan 6 metre uzaklıkta olan bir projeksiyon cihazı ile duvarda 2 metre çapında bir birinci durumdaki gibi dairesel bir görüntü elde edilmiş. Buna göre ikinci durumda da Mesut Öğretmen projeksiyon cihazının ayarıyla oynayarak duvarda oluşturduğu görüntüyü merkezi aynı kalacak şekilde %125 oranında ikinci durumdaki gibi büyütmüş. Buna göre A birinci durumdaki görüntünün çevresi B ikinci durumdaki görüntünün çevresi olacak şekilde B ve C daireleri merkezi doğrusal olduğuna göre demiş. Bize tanjant BCA yani şuradaki açının tanjantını istemiş. Şimdi biz bunu şöyle yeni bir şekilde çizelim. Önce projeksiyon cihazının burada merkezini aldığımız zaman şöyle diyelim. Karşı tarafta ilk başta bir A görüntümüz vardı. A görüntünün merkezi burası olacak şekilde bir A çapımız var burada, dairemiz var ve aynı şekilde daha sonra büyüttüğünde %125 oranında büyüttüğünde de bir de B görüntümüz var. Şimdi buradaki normalde bize verdiğinde bu uzunluklarımız A'nın üstüne ve B'nin üstüne gelecek şekilde biz de öyle çizelim. Şimdi görüntüyü aynı şekilde çizdim. Bize buradaki ifadenin merceği duvarın 6 metre uzaklıkta demişti. Yani şuradaki ifadeyi verdi bize. Buradaki mercekten buradaki merkeze 6 metre. Biz bunları santimetreye çevirelim. 600 santimetre olsun. 2 metre çapında demiş. A'nın ilk başta çapı 2 metre. Yani 1 metre yarı çapı var. Bunu da yine aynı şekilde santime çevirdiğimde de burası 100 santimetre olarak geldi. Şimdi bizden istediği kısım buradaki açının burası C noktası. Buradaki açının tanjantını istiyor. Biz öncelikle buradaki uzunlukları bulmaya çalışalım. Şimdi ilk başta A'nın tamamının alanı düşündüğümüz zaman nedir? Pi r kare kadardır. Bunun alanını %125 oranında arttırdığına göre normalde şöyleydi. Bunun %100 yani şöyle demiş olsak 100 bölü 100'e %125 oranında arttığı için burası nedir artık alanı? 225 bölü 100 pi r kare haline geldi. Pi'ler zaten sabit. Yani burada düşündüğümüz zaman burası r kare. Burayı da sadeleştirdiğimiz zaman burası 9 bölü 4 geliyor. Yani burası r kareyken burası 3 bölü 2 r'nin karesi şeklinde gelecektir. A'nın alanı böyleyken b'nin alanı bu şekilde. Peki bunların yarı çaplarını düşündüğümüz zaman bunun yarı çapı a'nın yarı çapı 1 iken b'nin yarı çapı o zaman nedir? 3 bölü 2 r olduğuna göre bunun yarı çapı 3 bölü 2 oranında geldi. Şimdi bize a'nın yarı çapının 100 verdiğine göre o zaman şöyle yapalım. Buradaki bir r'yi 3 bölü 2 r iken 100 r olduğunda kaç r'ye denk gelmesi gerektiğini bulalım b'nin karşılık gelen. Burada x nedir? 100 r çarpı 3 bölü 2 r bölü r geldi. R'lerim zaten sadeleşti. Buradan da nedir? 50 çarpı 3'ten 150 r gelmiş oldu. O zaman b'nin yarı çapı 150 r ise burası da tamamı şurası 100 olduğuna göre buraya da nedir? 50 kalacaktır. Buna göre biz buradaki açının tanjantını istiyorduk. Şöyle açıları bölüştürelim. Burası y olmuş olsa bunun tamamı da x gelmiş olsa. Burası nedir? Alfa artı y ifadesi x'e eşit. Biz alfayı istiyoruz. O zaman alfayı tek başına bırakıyorum. X eksi y. Alfanın tanjantını istiyordu. Her iki tarafın tanjantını aldım. Tanjant alfa eşittir. Tanjant x eksi y geldi. Ve tanjant x eksi y'de toplam fark uygularsak tanjant alfayı bulabiliriz. Burası tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y gelecektir. Şimdi tanjant x açısı için bu açının tanjantına baktığımız zaman burası nedir? 150 bölü 600. Eksi tanjant y'ye baktığımız zaman burada küçük üçgene baktık. 100 bölü 600. Bölü 1 artı burası nedir? Yine 150 bölü 600 çarpı 100 bölü 600 gelecektir. Şimdi baktığımız zaman burası zaten sadeleştirdiğimizde burada 1 bölü 4 geldi. İşlemlerimizi şurada yapalım. 1 bölü 4 eksi burası 1 bölü 6. Paydada da 1 artı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 6 ifadesi geldi. Paydalarımızı eşitlediğimizde burasını 3 ile burasını 2 ile çarptığımızda 1 bölü 12. Burası da nedir? 1 artı 1 bölü 24 ifadesi gelecektir. İşlemlerimizi şurada devam ediyorum. 1 bölü 12'yi yazdım. Paydadaki ifade zaten 25 bölü 24 ters çevirip çarptım. 24 bölü 25 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız buradan 2 bölü 25 oldu. İkinci sorumuz yukarıda belirtilen A denkleminin çözüm kümesini ÇA, B denkleminin çözüm kümesini ÇB vermiş. Buna göre kesişimin kümesinin eleman sayısını istemiş. Öncelikle A'yı çözecek olsak biz kosinüs x'i karşı tarafa atalım. Eşittir 0 ve burada kosinüs x parantezine aldığım zaman kosinüs x eksi 1 eşittir 0 geldi.
Burada nedir? Kosinüs x 0 olacak. Ya da kosinüs x eksi 1 0 ise kosinüs x buradan 1 geldi. Kosinüs x'i 0 yapan değerlerimiz nedir? 90 ve 270. Kosinüs x'i 1 yapan değerlerimiz ise 0 ve 360. 360 da dahil, ikisi de dahil olduğu için ikisini de aldım. Bunun dışında diğerine baktığımız zaman sinüs 2x. Burada öncelikle 2x ifadesini yarım açı uyguluyorum. 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Ve sinüs x de bu tarafa aldım. Eşittir 0 geldi. Sin x parantezine aldığımızda 2 kosinüs x eksi 1 eşittir 0. Şimdi sin x buradan ya 0 olacak ya da 2 cos x eksi 1 ifadesi 0 olacak. Buradan da kosinüs x değeri 1 bölü 2 gelecek. Sinüs x'i 0 yapan değerlerimiz 0 olabilir, 180 olabilir, 360 olabilir. Kosinüs x'i 1 bölü 2 yapan değerlerimiz ise 60 olabilir. Bunun dışında ne olabilir? Eksi 60 yani 280 olabilir. O halde baktığımızda bize kesişimleri gerekiyordu. Kesişimlerine baktığımız zaman ortak olanlar 0 var, burada da 0 var. 360 ve bunda da 360 var. Diğerleri ortak değil. O halde iki tane elemanı kesişimde vardır deriz. Üçüncü sorumuzda ABC eşkenar üçgen vermiş. İki kök 3 uzunluğunu ve AE'nin x cinsinden değerini istiyor. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre buraları 60, burası 30 şeklinde geldi. Burası nedir? 60 eksi x. Burası da 30 artı x olursa 90-180'e tamamlamış oluruz. Şimdi biz AE'yi istiyoruz. Buna göre şöyle diyelim. Buradaki dörtgeni kullanarak mesela bir oran yapacağız aslında burada. AD'nin gördüğü açıyı biliyoruz. Mesela şöyle desek AD'nin sinüs teoremi uyguluyorum. AD'nin sin 90 oranı sin teoreminden dolayı. AE'yi kullanabilmek için de yine aynı şekilde şöyle yapalım. AE bölü sinüs karşısındaki açıda 30 artı x. Aynı şekilde ortak olarak burada AD'yi görecek şekilde AD'nin sin 60 oranı bu üçgende yine aynı şekilde sin teoremi uyguluyorum. Burada da nedir? Karşı tarafta buradaki x açısını biliyoruz ve 2 kök 3'ü biliyorum. 2 kök 3'ün de sinüs x'i oranı şeklinde yapabilirim. Ve bu ikisini de oranladığımız zaman buradan AD'ler sadeleşecektir zaten. Sin 90 değerimiz de 1. O zaman burada şu ifadeye baktığımız zaman bunun tamamı 1 geldi. Burada da 1 bölü sin 60 değerimizde kök 3 bölü 2 gelecektir. O halde burayı ters çevirdiğimizde normalde 1 bölü kök 3 bölü 2'den şu kısmımız 2 bölü kök 3 olacak. 1 bölü 2 kök 3'ten de bu ifadenin şuradaki oranın cevabı kök 3 bölü 2 gelecek. Şimdi buraya baktığımız zaman da buradaki ifadeyi şöyle yazalım. AE bölü sinüs 30 artı x çarpı ters çevirip çarpıyorum sinüs x bölü burası 2 kök 3 ifadesi geldi. İkiler sadeleşti zaten. Şimdi burada amacımız AE'yi tek başına bırakmak. Kök 3'ü de buraya gönderdim. 3 geldi. Sin 30 artı x'i de aynı şekilde çarptığımızda sinüs 30 artı x. Buradaki sinüs x'i de paydaya gönderdim. Sinüs x eşittir. AE geldi. Şimdi buradaki yaptığım işlemi anlamayanlar bu ifadeyi normal çarpıp içler dışlı çarpımı yapıp AE'yi çektiğinde yine aynı şekilde bunun çıktığını görecekler. Burada yaptığım tek şey buradaki paydadakileri buradaki payla çarptım. Bu pay kısmını da paydaya gönderdim. İçler dışlar çarpımından dolayı. O zaman nedir? AE ifadesi bu ifadeye eşit olmuş oldu. Yani cevabımız E şıkkı geldi. Dördüncü sorumuzda bize burada sinüs x artı y sinüs x eksi y'yi vermiş. Toplam farkına göre açalım o zaman. Sin x çarpı kosinüs y. Arada artı varsa artı yapıyoruz biliyorsunuz. Kosinüs x çarpı sinüs y bölü sin x çarpı kos y artı pardon eksi sinüs y çarpı kosinüs x ifadesinin 3 bölü 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Burada içler dışlar çarpımı yapıp düzenleyeceğim. 2 ile burayı çarptığımız zaman 2 sin x çarpı kosinüs y artı 2 kosinüs x çarpı sinüs y eşittir 3 sinüs x kosinüs y eksi 3 çarpı sinüs y çarpı kosinüs x. Şimdi aynı olanlara bakalım. Öncelikle burası ve burası aynı olduğu için 2'yi karşı tarafa gönderdim de burada bir tane sinüs x çarpı kosinüs y kaldı. Sin y kos y sin y kos y olduğu için eksi 3'ü karşıya gönderdiğim zaman da burada artı 2 olduğu için burada 5 tane kosinüs x sinüs y ifadesi gelmiş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Burada 5 kalsın. Buradaki ifadeyi buraya paydaya gönderdiğim zaman kosinüs x çarpı sinüs y'yi paydaya gönderdim. O zaman nedir burası? 5 burada kaldı. Burada da sinin kosa bölümünden x x geldiği için burası tanjant x. Kos y bölü sin y'den de kotanjant y değeri geldi. Bize de zaten tanjant x çarpı kotanjant y'nin karesini sormuştu. Biz bunu 5 bulduğumuza göre karesi 25 oldu. Beşinci sorumuzda
A'nın 0 ile 90 arasında olduğumuz ve kotanjant A'nın kök 2 olduğunu söylüyor. Buna göre 0 ile 360 arasında sağlayan değerler toplamı kaç derecedir? Şimdi biz buradaki kotanjant A ve sinüs A'dan bir bağlantı kurmamız lazım. Şöyle yapalım. Bunu bir üçgende kotanjant A'yı yerleştirdiğimiz zaman komşu bölü karşıdan dolayı kök 2 ve 1 geldi. Burası da nedir o zaman? Kök 3. Şimdi sinüs A'yı bu üçgenden faydalanarak yazalım. Sinüs X artı sin A yerine de karşı bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü kök 3 çarpı kosinüs X eşittir 1. Şimdi biz 1 bölü kök 3 ifadesini tanjant ya da kotanjant cinsinden yazabiliriz. Burası da tanjant cinsinden yazmak istesem tanjant 30'a denk geldiğini biliyoruz. O zaman yazalım sinüs x artı tanjant 30'da hatta şöyle yazalım. Sin 30 bölü kosinüs 30 şeklinde yazdım. Çarpı kosinüs x eşittir 1. Ve burada payda eşitleme işlemi yapacağım. Kosinüs 30'u buradakiyle çarpıp topladığımız zaman sinüs x çarpı kosinüs 30 artı sin 30 çarpı kosinüs x bölü kos 30 geldi. Kos 30 da buradaki 1 ile karşı tarafa gönderip çarptım. Buna göre buraya baktığımız zaman sin çarpı kos, sin çarpı kos geldiğine göre burası sinüsün toplam fark formülü. O zaman nedir? Sinüs arada artı olduğu için x artı 30 geldi. Karşı tarafta da kosinüs 30 değerimiz var. Şimdi kosinüs 30 değerine karşılık gelen değerin biz burada şöyle yapabiliriz. Mesela burada sin 30, sinin kosinüs 30 olacağını buradaki sine eşitlemek için sinüs 60 şeklinde yazabilirim. O zaman trigonometrik denklemlerden buradaki ifadelerin isimleri eşit olduğuna göre açılarını eşitleyebiliriz. Yani x artı 30 eşittir 60 artı 2 k pi'yi eşittir biliyorsunuz. Bir de nedir? X artı 30 buradaki açının 180'den çıkarttığımıza da eşittir. Yani 120 artı 2 k pi. Bu sinüs için kuralı. Buna göre x'i tek başına bıraktığımızda burada 30 artı 2 k pi. Burada x eşittir 30'u gönderdim. 90 artı 2 k pi geldi. Şimdi bize 0 ile 360 arasında olduğu için buradan sadece 30'u alabilirim. Daha fazlasını alamam. Buradan da sadece 90'ı alabilirim. O halde bu değerlerin toplamı da 120 derece gelecek. 6. soruda denkleminin 0,2 pi aralığında kaç kökü vardır demiş. Şimdi kosinüs x burada kotanjant yerine değerini yazalım. Kosinüs x çarpı kotanjant yerine de cos x bölü sinüs x yazdım. Bölü 1 eksi sinüs x eşittir 3 geldi. Şimdi burayı düzenlediğimiz zaman cos kare x bölü sinüs x çarpı burada bölü 1 bölü sinüs x ifadesinde paydasına 1 yazıp ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 1 eksi sinüs x ifadesi geldi eşittir 3. Şimdi cos kare x yerine biz sinüs cinsinden yazmak istersek 1 eksi sin kare x yazabiliriz biliyorsunuz ki. Hatta 1 eksi sin kare x'i de 2 kare farkından dolayı 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x şeklinde yazabilirim. O halde artık pay kısmımız bu oldu. 1 ile çarptık zaten. Paydadaki ifadeyi de aynen yazıyorum. Eşittir 3. Ve buradaki 1 eksi sinüs x değerlerimiz gitti. Geriye kalan ifadeleri yazalım. 1 artı sinüs x bölü sinüs x eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ve sinüs x'i karşı tarafa gönderdiğimde 2 tane sinüs x geldi. Buradan da sinüs x değerimiz 1 bölü 2'ye eşit oldu. Aralığında kaç kökü vardır demişti bize. Sinüs x'i 1 bölü 2 yapan değerler nedir? Şöyle yazalım. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 yerine sinüs 30 yazabilirim. O halde biraz önce yaptığımız trigonometrik denklemlerden x eşittir 30 artı 2 k pi. Bir de x eşittir buradaki açıyı 180'den çıkarttığımızda 150 artı 2 k pi değeri geldi. O zaman bize bu aralıkta istediğine göre yine 30 ve 150 değerleri gelecektir. Toplamda 2 tane kökümüz vardır. 7. soruda 0 ile 180 arasında olmak üzereymiş x açısı. X değerlerin toplamını istemiş. Şimdi bu ifadeyi şöyle yapalım. Sin kare ifadesini karşı tarafa atarsak. Kos kare x eksi sin kare x eşittir 0 geldi. Bu ifadede kosinüsün kosinüsün yarım açı formüllerinden biri. Yani nedir burası? Kos kare x eksi sin kare x ifadesi kosinüs 2x eşittir 0'a eşittir. Şimdi 0'a da biz kosinüs cinsinden yazmak istersek eğer kosinüs 90 yazabilirim. O halde ne de gelecektir buradan? 2x eşittir 90 artı 2 k pi değeri geldi. Aynı zamanda kosinüste kuralımız bir de bu açının eksilisiydi. Ama eksi 90'ı da yazsak yine aynı şekilde burada şöyle gelecektir. Onu da yazalım. Kosinüs 2x eşittir eksi 90 olacağı için hatta direkt yazalım. 2x eşittir eksi 90 artı 2 k pi. Şimdi buradaki eksi 90 ifadesinde de tabii ki artı 2 k pi eksi bırakmayacağımız için 2 k pi eklediğimiz zaman yani 360 eklediğimiz zaman 2x açısı buradan nedir? 270'e eşit olacaktır.
Buna göre x değerlerini bulalım. Buranın x eşittir 45 artı k pi geldi. Burada x eşittir 135 artı k pi. Zaten biz 0 ile 180 arasında kökler istediğimize göre bir 45'i alırız. Bir de 135'i alırız. Ve bu değerlerin de toplamından cevabımız 180 gelir. 8. sorumuzda beta bölü eksi beta 2'nin pi bölü 2 olduğunu vermiş. Buna göre eşitliğe göre tanjant 2 beta 1 nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım biz. Buradaki kosinüs ve sinüs ifadelerini birinde beta 1 birinde beta 2 yazıyor. Bunları birbiri cinsinden çevirmeye çalışalım. Öncelikle burada mesela beta 2'yi tek başına bırakacak olursam. Beta 2'yi karşı tarafa aldım eksi olduğu için. Pi bölü 2'yi de diğer tarafa aldım. Beta 1 eksi pi bölü 2 ifadesi ne eşit oldu? O zaman buradaki ifadede beta 2 gördüğüm yere beta 1 eksi pi bölü 2 değerini yazdım. Buradaki ifadeyi de içindekini ters çevirmek için yani beta 2 eksi beta 1 yapmak için de eksi ile çarptım. Sinüs tek fonksiyon olduğu için de eksi sinüs pi bölü 2 eksi beta 1 şeklinde geldi. Ve burası da nedir? Eksi sinüs pi bölü 2'den açıyı çıkarttığımızda buradaki açı artık sinüs değil kosinüse dönmek zorunda. Eksi kosinüs beta 1 değeri gelmiş oldu. O halde yerine yazdığımız zaman yani biz buradaki ifadeyi yazalım. Kosinüs beta 1 çarpı sin beta 1 artı beta 2'ye de bir isim verelim. Biz x diyelim bunlara. X geldi eşittir. Sin beta 2 yerine de artık eksi kosinüs beta 1 yazdım. Burası da kosinüs x geldi. Ve kos beta 1'ler gitti. Burada sadece eksi ifade kaldı. Buradaki hatta kosinüsü ifadesini de şöyle yaparsak. Kosinüsü karşı tarafa attığımız zaman sin bölü kostan tanjant x değerinin buranın eksi 1 olduğunda bulmuş olduk. Bu bilgi kenarda dursun. Bunun dışında şimdi biz beta 1 ve beta 2'ye x dedik. Farkları da pi bölü 2 olduğunu vermiş. Buradan bir ifade elde etmeye çalışalım. Pi bölü 2 beta 1 artı beta 2'nin de x olduğunu vermiş. Bizim 2 beta 1'i elde etmemiz lazım. Bu ifadeleri taraf tarafa topladığımızda beta 2'ler gitti. 2 tane beta 1 ifadesi de pi bölü 2 artı x'e eşit olmuş oldu. O zaman biz burada 2 beta 1 gördüğümüz yere bu ifade yazabiliriz. Yani nedir? Tanjant beta pi bölü 2 artı x ifadesi. Ve burada pi bölü 2'den dolayı ismi değişti. Kotanjant x oldu. Hatta ikinci bölge olduğu için eksi kotanjant x. Biz zaten tanjant x'in eksi 1 olduğunu bulduk. Tanjant x eksi 1 ise kotanjant x de eksi 1'dir. Yerine yazdığımız zaman eksi parantezinde eksi 1'den cevabımız 1 geldi. 9. sorumuzda denklemin 0,2 pi aralığında kaç kökü vardır demiş. Payda eşitleyelim. Burasını 1 artı sinüs x ile çarptığımız zaman 1 artı sin x eksi. Burası 1 eksi sin x ile çarptım. 1 eksi sin x geldi paya. Ve payda da bunları birbirleriyle çarptığımız zaman birbirlerinin direkt eşleniyor olduğuna göre 1 eksi sin kare x ifadesi geldi. Buradaki ifade de eksiyle dağıttığımız zaman 1'ler gitti. Ve burada 2 tane sinüs x değeri geldi. Payda da 1 eksi sin kare x değeri yerine biz cos kare x yazabiliriz. Ve bu ifadenin de sekant x'e yani 1 bölü kosinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir cos kare x geldi. Ve cos kare x'i de karşı tarafa alalım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi cos kare x eşittir 0. Kosinüs x parantezine aldığımız zaman eksi kosinüs x ifadesi geldi. Şimdi bu ifade için kosinüs x'in 0 olma ihtimali var ya da buradaki ifadenin 0 olma ihtimali var. Bu ifadeyi 0'a eşitlediğimiz zaman şöyle düzenleyelim. 2 sinüs x eşittir kosinüs x ve buradan da hatta nedir? Kosinüs x'i paydaya aldığımız zaman tanjant x'in 1 bölü 2 olduğu geldi. Şimdi kosinüs x'in 0 olma ihtimalini düşündüğümüz zaman burada sekant x'i biz 1 bölü kosinüs x almıştık ama kosinüs x eğer 0 dersek burası tanımsız olacaktır. O yüzden kosinüs x'in 0 olma ihtimalini almıyorum. Tanjant x'in 1 bölü 2 olma ihtimalini düşüneceğiz. Şimdi tanjant x'i koordinat düzeyine baktığımız zaman pozitif bir değer. Tanjantın pozitif olduğu durumlar 1. bölge ve 3. bölgede olacaktır. O halde tanjant x'in 1 bölü 2 olma ihtimali 2 tane kökte gerçekleşeceği için cevabımız 2 gelecektir. 10. soruda x koordinat ekseninin 1. bölgesine yer alan bir açı olmak üzere demiş. Denklemi sağlayan x açısını sormuş. Şimdi ifadede tanjant x gördüğümüz yere sinüs x bölü kosinüs x yazarak düzenleyelim. Eşittir kök 3. Burada payda eşitlediğimiz zaman sinüs x artı kosinüs x bölü kosinüs x gelecek. Ve buradaki paydadaki ikisine de kosinüs x'ler olduğu için onlar gidecek. Burada da sinüs x eksi kosinüs x geldi. Dediğim gibi paydadaki koslar gitti. Eşittir kök 3 geldi. Şimdi buradaki ifadede kök 3 ifadesini biz şöyle yapabiliriz. Sinüs x artı kosinüs x ifadesinde her iki tarafın karesini alsak
Bunun karesini aldığımda sin kare artı kos kare geldi ve sin kare artı kos kareden dolayı 1 artı bu ifadenin karesi 1 artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x ifadesi geldi. Paydaya baktığımız zaman da burası da yine aynı şekilde 1 eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x kök 3'ün de karesini aldık 3 geldi. Şimdi buradaki ifade hatta nedir? Sinüsün yarım açı yani 1 artı sinüs 2x bölü 1 eksi sinüs 2x eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 artı sinüs 2x eşittir 3 eksi 3 sinüs 2x değeri geldi. Şimdi 1'i karşı tarafa aldım 2. Eksi 3'ü karşı tarafa aldım da burada 1 tane var. 4 tane sinüs 2x ve sinüs 2x tek başına bıraktığımız zaman 1 bölü 2'ye eşit geldi. Şimdi 1 bölü 2 sinüsün 30 değerine karşılık gelecektir. Trigonometrik denklemlerden 2x eşittir 30 artı 2k pi diyebilirim. Ayrıca 2x eşittir. Buradaki açıyı sinüsün kuralından dolayı 180'den çıkarttığımızda 150 artı 2k pi. Şimdi böldüğümüz zaman x eşittir 30 artı 15 artı k pi geldi. X eşittir 75 artı k pi. Buradaki zaten bize birinci bölge dediği için buradaki artı k pi'lerini almayacağım. Şimdi birinci bölgede 15 ve 75 çıktı. Hangi değerin olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bunun için şöyle bir yorum yapalım. Tanjant x birimin buradaki ifadenin kök 3 olduğunu vermiş. Artı pozitif bir değer olduğunu biliyoruz. Tanjant x birinci bölgede pozitif olduğuna göre bu ifade kesinlikle pozitif geldi. Şimdi burasının da pozitif olduğuna göre demek ki paydanın da mutlaka pozitif gelmesi lazım. Tanjant x değeri 1'den o zaman büyük olmak zorunda ki payda da pozitif gelsin. O zaman şöyle diyeceğim. Tanjant x'in 1'den büyük olması yani sinüs x bölü kosinüs x'in 1'den büyük olması. Bunu düşündüğümüz zaman nedir? Burada 1'i karşı tarafa gönderdiğimde sinüs x'in kosinüs x'ten büyük olması gereken açı. O zaman x açısını biz şöyle bir durum var. Birinci bölgede ilk 45'lik ve ikinci 45'lik kısmımız var. Şimdi ilk 45'lik kısımda mesela 30 dereceyi düşündüğümüz zaman sinüs ve kosinüs değerlerini karşılaştıralım. Mesela x açısını 30 verdiğimiz zaman sinüs 30 ve kosinüs 30 değerleri. Sinüs 30'umuz 1 bölü 2. Kosinüs 30 değerimiz kök 3 bölü 2. Ve bunları karşılaştırdığımız zaman biliyorsunuz ki kök 3 bölü 2 değeri daha büyük. O zaman şöyle bir yorum yapabiliyoruz. İlk 45'lik kısımda kosinüs değerleri sinüs değerlerinden her zaman büyüktür. Ama ikinci 45'lik kısımda mesela 60 değeri verdiğimizde sinüs 60 ve kosinüs 60'ı karşılaştıralım. Sin 60 değerimiz 1 bölü 2. Pardon kök 3 bölü 2. Kos 60 değerimiz de 1 bölü 2. Burada da nedir? Kök 3 bölü 2 büyük olduğu için sinüs büyük geldi. Yani ikinci 45'lik kısımda sinüs değerleri kosinüs değerlerinden büyüktür diyorum. O yüzden de bana burada sinüsün büyük olabilmesi için buradaki 15 ile 75'ten 75'i alırım.